patladı. Amaçı da ne? Ketem yamaya hem de şey. Ula abicim hala. Bilindiği gibi ilçemizde sokak hayvanları popülasyonu çok fazla. Hepsini barına alma imkanımız yok. Barınan belli bir limited standartı var. Şu an o kapasite tamamıyla dolmuş durumda. Tabii birçoğu hala dışarıda. Biz olabildiğince yine dışarıda olan yavru köpeklerin hepsini almaya çalışıyoruz. Çünkü yavru köpekler dışarıda donma ihtimalleri daha yüksek. Vücut ısıları çok çabuk düşüyor. Yetişkin köpekler kış koşullarına adapte olmuşlar. Onları alamıyoruz. Onları da kısırlaştırdıktan sonra barınaktaki köpekleri tekrardan geri kalan kısır olmayan köpekleri de yine barına alacağız. Bu şekilde bir devir daim yapacağız. İnşallah yüksek oradaki içimizdeki sokak hayvanları popülasyonunu bir şekilde düşüreceğiz. Bu sorunu çözeceğiz. Sokak hayvanlarının sıkıntılarını da çözeceğiz inşallah. Yine dışarıda olan köpeklerden bir tanesi Toki yolunda araç çarpmış. Duyarlı bir vatandaş bize haber verdi. Biz de hemen olay yerine geldik. Köpeğin ön muayenesini yaptığımızda köpeğin sağ arka bacağında kırık olduğu gözlemlendi. Barınağa götüreceğiz. Barınakta inşallah alışı aldıktan sonra kısa sürede yine doğal yaşam alanına bırakacağız. Orada bakımını da yapacağız, beslenmesini de yapacağız. Doğal yaşam alanına tekrardan bırakacağız.